çünkü Taksim Gezi Parkı'nda halkın gözünde devrim bir simgesi olmuştur. Taksim ile başlayan ve tüm yurda yayılan onurlu direniş, Türkiye'de 12 Eylül ile başlayıp son 11 yılda doruğa ulaşan tepkisiz toplum yapısını kırmış, halkın üzerindeki ölü toprağını kaldırmıştır. Dileğimiz bu halk hareketinin ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin yerleşmesine öncülük etmesi, ardından Mustafa Kemal'in dediği gibi mazlum milletlere örnek olmasıdır. Bu bile nasıl gelindi? İnsanlar neden parktaki ağaçlar için varını yoğunu ortaya koydu? Parktaki çınarlar, meşeler, ıhlamurlar, ladinler, köknarlar birer ağaç, yani iki olmanın ötesinde özgürlük ve demokrasi sembolü oldu. İleri demokrasi, üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü, vesayet rejimine son, istikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Biz değişerek geliştik, gelişerek değiştik. Milli görüş gömleğimizi çıkardık gibi sloganları atan Adalet ve Kalkınma Partisi, uzun yıllar türlü hükümet bunalımları yaşayan ve koalisyonları yönetilen Türkiye'de tek başına iktidar ilk zamanlarda çok iyi gidiyordu. İlginçtir ki 11 yıl içerisinde hiçbir seçimde karşısına güçlü bir muhalefet çıkmadı. Devlet kademesindeki kadrolarına kendi yasama, yürütme ve yargısını oluşturdu. Bunları şirin göstermek için yandaş medya gerekiyordu, o da yaratıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi 11 yıl içerisinde önce var olan sermaye sınıfını palazlandırdı, ardından yeni sermayeler yarattı. Türkiye böylece Türkiye'de bir burjuva sınıfı türedi. Bu sınıf çok iyi dindar, dini bütün, inançlı taklidi yapıyordu. Tarih boyunca dini kimliği ve özellikle bir mesleğin anlayışını aşırı biçimde öne çıkaran iktidarlar, baskıyı en çok kendi dilinden olup da kendi gibi olmayanlar üzerinde kurmuştur. Tıpkı koyu, sünni, ortodoks, İslamcı gelenekten gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sık sık cep evlerini ibadethane saymaması ve onlara korkunç şekilde saldırması gibi. Bu direniş 11 yıldır AKP iktidarının emek düşmanı, baskıcı, faşizan uygulamalarına birikmiş öfkenin patlamasıdır. Alkol yasasıyla budayıp kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamayan insanların yaşamlarına müdahaleler. 4+4+4 ile gelen eğitim sisteminin imam hatipleri ve din derslerine zorundurtulması, okullarda sınıf farkının derinleştirilmesi, toplumda mezhep ayrıştırılmasının tohumlarının ekilmesi. Ülkenin akarsularının, ormanlarının HES'lerle uluslararası sermayeye ve onun uzantılarına yağmalandırılması ve bunun doğada yarattığı korkunç yıkım. Maden kaynaklarının, özellikle de petrolün, yeni çıkan madencilik yasası ile bütünüyle uluslararası maden tekerlerine verilmesi, halkımızın kaynağı, siyanür, kimyasal atıklarla zehirlenmiş toprak ve su düşmektedir. Son yıllarda iyice artık çarpık kentleşme ve emlak çılgınlığı, değerli tarım alanları, parkları, milli parkları inşaat şirketlerine ve TOKİ'ye teslim edilmiştir. Büyük kentlerde, doğal afetlerde, toplanma alanı olarak ayrılan... yerler artık sitelere, toplu konutlara, rezidanslara ve alışveriş merkezlerine arsa olmuştur. Bu alanlar tükenince sıra tarihi eserlere ve yoksul insanların yaşadığı bölgelere ve milli parklara gelmiştir. AKP şirketlerinin imdadına yetişmiş ve KİBE yasasıyla bunu daha iyi pekiştirmiştir. Recep Tayyip Erdoğan, partileri ve onların basındaki sözde aydınları fırsat buldukça Türkiye halkının her türlü değerlerine saldırmaktadır. Bunların başında Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. Özellikle ulusal bayram törenlerine saldırılmaktadır. Başta basındaki yalakaların da bildiği gibi neredeyse her ülkede bu özel günlere benzer törenler de kutlanmaktadır. Özgürlükçü geçinen iktidar devlet katında törenlerin kutlanılmasını durdurduğu gibi halkın kutlamasını da yasaklamıştır. Bunun sonucunda geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı da ortaya çıktı.
ileri demokrasi tutukları ile en demokratik haklarından biri olan grev ve toplu sözleşmeli sendikal hak, AKP'nin hiçbir torba yasasında ve yeni anayasasında yer bulmamıştır. Buna karşılık taşeronlaşma, güvensiz çalışma kurumsallaştırılmıştır. Yeni sarsakta iş mahkemeleri de kaldırılarak emek sömürüsünün önü açılmaktadır. Meydanlarda hakkını demokratik yollarda arayan direnişlere hınçla saldıran polisler, emniyetsel gibi bir sendikanın kurulmasında onların yanında olabilecek tek topluluğun o saldırdıkları topluluk olabileceğinin acaba bilincinde midirler? Tüm bu saydığımız nedenlerden daha çoğu toplumumuzda bu işe dur demesi gerektiğini ortaya koydu. İstanbul'da başlayan direniş tüm yurtta ses getirdi. Farklı görüş ve inançtan Türkiye'nin tüm renkleri AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı artık yeter dedi. Bu oluşum tıpkı Kuvayi Milliye gibi belli bir önderi, belli bir lider kadrosu, ideolojisi olmadan baskıya, sömürüye, dayatmalara karşı kendiliğinden ortaya çıkmış bir oluşumdur. Ve gücünü halktan almaktadır. Anadolu ve yurt dışında yaşayan Türk halkının desteğiyle tüm engellemelere karşı gelişmektedir. Türk halkı yalnız Taksim Gezi Parkı'nın birilerinin yakınlarına, yandaşlarına peşkeş çekilmesini değil, AKP'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı artık seni taşıdığımız yeter diyor. Teşekkür ederim.